Merhaba arkadaşlar, kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. PlaySpor'da birbirinden ilginç canlı yayınlar yapıyoruz. Zaman zaman da böyle çekimlerle hikayeler anlatıyoruz. Üçüncü devre Türk futbol tarihinde gerçekten hiç unutamayacağımız bir devre oldu. 8 haftalık bir devreye giriyoruz. PlaySpor olarak da onu üçüncü devre olarak adlandırdık. Tabii ki 12 Haziran haftalardır bekliyoruz. Hatta bir iki aydan beri bekliyoruz. Ne olacak? Başlayacak mı? Ne olacak? İşte sağlık önlemleri, futbolcular, kamplar, skorlar, sonuçlar, şampiyonluk adayları derken başladı ve bitti. Tabii unutulmaz hikayeleri de geride bıraktı. Bazı hikayelere fazla odaklandık. Bazı hikayelerden de çok uzaklaştık. Şimdi o hikayeleri bir araya getirerek bir üçüncü devre programı yapacağım sizinle. Bahçeden bir anlamda şezlong yorumculuğu yapacağım. Efendim ilk hafta yani 12 Haziran günü iki maçın aynı anda olmasını bir kere şiddetle eleştiriyorum. Hem Trabzonspor hem Fenerbahçe'yi izlemek istiyorsunuz. Hem Göztepe'yi, Kayserispor'u izlemek istiyorsunuz. İkisi aynı anda. Dolayısıyla birinin 77, birinin 78'den yayınlanması tabii ki dijital kullanıcılar için de çok iyi bir şey olmadı. Bir oraya bir oraya gittik. Birini sonradan izledik. Biriyle ilgili fikrimiz taze taze olmadı. Her neyse bunu bir tarafa bırakalım. İzmir'de Göztepe, Trabzonspor karşısında direnmeye çalışırken İzmir futbolunu yetiştirdiği önemli isimlerden birisi Tahir Karapınar Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak görevdeydi. 15 gün önce belki başka işler yapıyordu ama şimdi Türkiye'nin büyük takımlarından birinin kenarında ve takımı yönetiyordu. Takım 1-0 yenik durumdaydı ama o 1-0'dan sonra herkesin gözünden kaçırdığı bir hikaye var. Golü atan sporcu ve yanına gelen bir başka Afrika kökenli oyuncu diz çöktüler ve George Floyd'a selamlarını gönderdiler. O kadar karmaşanın içerisinde unutulmuş olabilir ama biz de ırkçılığa karşı bu golle, bu sevinçle dur demek istiyoruz dediler. Anlamlıydı. Maçın son bölümlerinde Emre Belezoğlu'nun oyuna girmesi, oyunu toparlaması, ardından Muriç'in penaltıdan bir gol atması, Gustavo'nun yine bir gol atması, 2-1'lik galibiyet çok konuşuldu ama Tahir Karapınar gibi bir sol kanat oyuncusunun, bir solağın, sol golleriyle, sol ortalarıyla bilinen bir adamın ilk maçında sol ayakla atılan bir penaltı ve sol ayakla atılan mükemmel bir gol tesadüf müydü bilemiyorum. Ben pek tesadüf gibi göremiyorum. Belki de bu işin sihri budur. Tabii Emre Belezoğlu son 7 maçım dedi. Kahramanlaştırılmıştı maçtan sonra. Belki Türk medyası olarak biraz üzerine gidebiliriz. Son 7 maçını yazabiliriz Emre Belezoğlu'nun. Kimileri oynamaya devam etsin diyor ama bence oynamasında sakınca var. Çünkü artık sportif direktörlük yoluna çıktı. Belki sonrasında teknik direktörlük yapacak. Bu saatten sonra top oynaması 7 maçtan sonra bence çok mantıklı değil. Ama bu 7 haftayı taçlandırmak lazım. İngiltere'de falan olsa, Almanya'da, Fransa'da olsa böyle metiyeler düzülür, saatler süren programlar yapılır. Hadi ona geçin, arşivlenecek gazetelerde yazılar çıkar. Emre için bunlar olmalı. Belki de ilerleyen günlerde olabilir. Trabzonspor'un kazanacağını herkes tahmin ediyordu. Çok da zorlanmayacaklarını düşünüyorlardı. Çok zorlandıkları düşünülemez. Kazandılar ve şampiyonluğun güçlü adayı oldular. Benim en çok takıldığım nokta Sörloth'un ilk yarıda yalnız kalması, ikinci yarıda da gerçekten çıldırtacak şekilde başarılı bir 50 metre topu sürdükten sonra bir penaltı kazandırması ve sonrasında da tabii ki bu 3-1'lik galibiyetteki payının yüksek olmasıydı. Haftanın korunması gereken isimlerinden birisi Emre ise korunmak gereken isimlerden biri de bir başka İstanbullu. Sergen Yalçın sol ayağıyla meşhur bir oyuncudu biliyorsunuz. Attığı frikikleri, sol ayağını kepçe gibi kullanmasını biliyoruz. Gittiği her takımda unutulmaz golleri var. Milli takımda keza aynı şekilde unutulmaz maçları var. Sahaya gencecik bir çocuk sürdü. Bu çocuk Rıdvan isimli bir çocuktu. Tabii Rıdvan deyince hep Rıdvan Dilmen gelir aklımıza. Kanadını hızla kullanan, içeriye dribling yapan, birden frene basan, topu ağlara gönderen Rıdvan Dilmen. Bu Dilmen değildi ama adı Rıdvan'dı. Belki de Rıdvan Dilmen'den bir anlamda ilham almıştı. Çok hızlıydı çocuk. Önüne atılan toplara koşuyordu, duruyordu ve kaleye vuruyordu. Hatta bir keresinde gol bile atacaktı. Herkesin alkışını aldı. Ve Rıdvan Türk futboluna bir sol ayak kenarda beklerken sol ayağını kullanan iyi bir gelecek ismi olarak atıldı. Ama onu da korumamız lazım. Şimdiden şımartmamamız lazım. Türk futbolunun geleceği için bu tip adamların özellikle büyük takımlardan çıkışı fevkalade önemli diye düşünüyorum. Üst üste gelen maçlardan dolayı bazılarını izleyemedik karşılaşmaların. Mesela Kasımpaşa'yı izleme şansımız olmadı maçlar çakıştığı için ama belli ki Fuat Çapa geldiğinden beri o yükselişini sürdürüyor ve takım gerçekten komplike bir oyun oynuyor. Fuat Çapa Eskişehir'deki yükselişini, teknik direktörlükteki başarısını Kasımpaşa'da da aynı şekilde yukarıya taşımayı bildim. Tabii burada Tamer Tuna'ya da bir tırnak içerisinde bölüm açmak istiyorum. Geldiğinde takım düşme hattındaydı. 14. sıradaydı. Ve işler çok iyi gitmiyordu. Karmakarışık bir takım. Geldikten sonra 9 haftadır yenilmiyorlar. Üstelik Beşiktaş galibiyetiyle birdenbire her şeyi güllük gülistanlık hale getirdiler. Tabii ki bunların en önemli başarısı bence 2 ay boyunca Antalya'da bir otele gitmeleri ve ailecek belki de kamp yapmaları, takım birliğini bir araya getirmeleri
Tabii ki fiziksel olarak da yüksek olmalarıydı. Beşiktaşlar arasındaki fark buydu. Tabii yetenekli oyuncular da devreye girince kazanmayı bildiler. Belki de haftanın en dramatik hadiselerinden birisi, hepimizi üzen, kalbimizi kıran hikayesi Muslera'nın sakatlığıydı. Tüm Türkiye, Avrupa, Güney Amerika, Muslera'yı tanıyan herkes çok üzüldü. 34. yaşını evinde çocuklarıyla pasta keserek kutlamak varken ne yaptı? Maalesef hastanedeydi. Güzel hareketlerden birisi Ali Koç'un onu ziyaret etmesiydi tabii ki. Türk futbolunda aranan dostluk hikayelerinden birisi değil belki ama güçlü bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Muslera Galatasaray'ın en çok forma giyen yabancısı, en çok şampiyonluk elde eden yabancısı, Türk futbolunda saygı duyduğu tarafsız herkesin saygı duyduğu isimlerden birisi. Göz ardı etmememiz gereken bir haftayı, hikayelerinin bol olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. İyi oynayan takımlar var, ortalamanın altında kalan takımlar var ama gördüğümüzde genel anlamda Türk futbolundaki kavga devam ediyor. Hakemler üzerindeki baskı, kararlara istemezlik baskıları var. İki tane başkan aynı anda saat 21'de yayına çıktılar. Birisi NTV televizyonundan bağış ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Birisi kendi mecrasından Fenerbahçe televizyonundan yaşanan son olaylarla ilgili ve takımın geleceğiyle ilgili bilgiler verdi. Aynı saatlerde Sivasspor oynuyordu. Tabii ki üzüldük. Neden? Çünkü Sivasspor belki de göz ardı edilmişti. Oysa Sivasspor şampiyonluğun güçlü adayıydı. Sivasspor en az bütçeyle en başarılı olan takımlardan birisi ve Sivasspor sessiz sedasız 56 puanlı birinci ve ikincinin arkasında üçüncü sırada yollarına devam edecekler. Hatta Mert Hakan Yandaş üzerinde transfer oldu gidiyor ifadeleri konuşulurken çıktı hocaları da dedi ki evet gidiyor gidecek dedi. O baskıyı da daralttı ve uzaklaştırdı. Belki milyonlarca dolara sahip zenginliklerinin haddi hesabı olmayan önemli iş adamları karşılaşmaların oynandığı bir dakikada çıkarak kulüplerinden bir anlamda ekonomik problemleri çözmek için yardım isterlerken ekonomik hiçbir sorunu kendi başarılarından dolayı yaşamayan Sivasspor'un galibiyeti de anlamlıydı. Gözden kaçtı. Yani Pazartesi saat 21 bana kalırsa milat sayılabilecek olaylardan birisiydi. Bu haftayı hiç unutamayacağımız birçok detay var. Seyircisiz bütün karşılaşmaları izledik. Tabii güler yüzlü seyirci kartonları var. Yani takımınız gol yediğinde sizin bir anlamda kameralara gülerken görüntünüzün gelmesi de herhalde tatlı bir seda olarak kalacaktır. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Çünkü Türk futbolda 3. devrenin ilk haftası yaşanmıştı. Söylemediğim bir şey var mı bilmiyorum. Benim de atlayacağım mutlaka atladığım konular vardır. 9 tane karşılaşma birçok gol atıldı. 27 tane gol oldu bildiğim kadarıyla. Ve deplasman riskinin, deplasman baskısının, deplasman krizinin de hemen hemen bu uygulamayla birlikte yok olduğunu görüyoruz. Gelecek haftalar nelere gebe bilmiyoruz ama İstanbul Başakşehir takımının son derece ayağa yere basan başarılı bir performans sergilemesi de herhalde haftanın en önemli olaylarından birisi. Şampiyonluğa Trabzonspor'la birlikte en güçlü aday olarak gidiyorlar. Hep derim ya Formula 1'deki gibi start finish düzlüğünde dizildiler yeniden start için ve ilk virajı alanlar hep başarılıdır. İyi start aldılar ve bir ve ikinci sırada yan yana şimdi ilk virajı dönüyorlar. Arkalarına Sivas yerleşti. Startın kaybedeni Galatasaray oldu. Ama bu yarış daha çok çok sürprizlere gebe. Ne olacağını bilemeyiz. Ben bu birinci haftanın yorumlarıyla ilgili son sözlerimi söylerken Muslera'ya bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok büyük kalecisin. Hem Galatasaray için hem Türk futbolu için. Seni bu ülkede izlediğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Emre Belezoğlu son 7 maçın bana kalırsa hikaye edilmesi gereken çok özel bir 7 maç. Umarım sakatlık geçirmeden son 7 maçı şimdiye kadar oynadığın futbolun kariyerinin bir tacı olarak takarsın. Rıdvan geleceğin çok yüksek. Umarım sol ayağınla Türk futboluna da Beşiktaş'ına da çok şey kazandırırsın. Tahir Karapınar da 15 gün önce Fenerbahçe ile adı geçmiyordu ama 15 gün sonra Fenerbahçe tarihinde galibiyeti almış, ilk maçında galibiyet almış bir teknik direktör olarak tarihe geçti. Çok ilginç günler bizi bekliyor. Gelecek hafta 3. devrede yine İkinci haftanın yorumuyla karşınızda olmak üzere. Unutmayın bizim kanala abone olun arkadaşlar. Beğenin videolarımızı. Daha çok insanlara ulaşalım. Daha çok bilgiyi yayalım. Daha çok haberi yayalım. Ve sizin verdiğiniz güçle biz de daha güçlü olalım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinize 3. devreden tüm arkadaşlarım adına sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.